Her büyük organizasyon kendi yıldızlarını doğurur. Bazıları ışıl ışıl gelirken, bazısı da kimliğini burada bulur. Kimileri ise burada hayata döner. Aramızdan çıkan bu insanlar, aramızdan biri olmadıklarını bu dev sahnede anlatır. İlklerse her zaman unutulmazdır. Tarih, o yıldız çocukları bu büyük sahneye ilk çıktıkları yerden anlatmaya başlar. Tıpkı 2004'ün Haziran'ında 18 yaşında Manchester United'a imza attıktan yalnızca bir yıl sonra Euro 2004'e çıkan Cristiano Ronaldo gibi. 2004'ü finalde kaybetmek elbette büyük bir darbe oldu 19 yaşındaki Ronaldo için. Tears for Ronaldo. Ama peki ya sonrası? For Ronaldo! Veyahut 2008'de ilk Avrupa Şampiyonası'nda henüz 23 yaşında parıldayan Luka Modric. Kendine hayran bıraktıracak bir kariyerin ilk adımlarını atarken ne kadar da zarifti değil mi? Üstelik 20 Haziran 2008 günü çeyrek finalde Türkiye'ye karşı mesleğinin en acı tecrübesini tatmasına karşı. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor! Modric dışarı atıyor! Kaçırdığı penaltıya üzülürken ağır ağır yürüdü orta sahaya. Zamanın ona değil, onun zamana hükmedeceğinden habersizdi. Luka Modric has completed his move to Real Madrid. ...2018'de avuçlarında yükselen Dünya Kupası'yla Kylian Mbappe'yi anımsayın. Finalde masalsı bir yağmur altında omuzlarına işlediği şu apolete de bakın. 20 yaşında gelecekten haber getirir gibi. Ancak gelecek her zaman iyi haberleri beraberinde getirmeyecekti maalesef. İşte bir genç futbolcuyu yıldıza dönüştüren bu büyük tecrübeler her turnuvanın en özel hikayelerini temsil eder. 2024 de bu hikayelere fazlasıyla gebe. Ve biri de bize ait olacak belki de. Fenerbahçe ile Arda Güler resmen Real Madrid'de. Şimdi Ceballos. Yerden Arda'ya. Arda gidiyor gole. Arda geçti. Arda vurdu. Arda. Alev. Alev Madrid'de. Düşünsenize yıllar sonra Euro 2024'de Arda'nın turnuvasıydı dediğimizi. İnşallah hem Arda'nın turnuvası deriz hem de amil takımımızın turnuvası deriz. İnşallah hem takımımız için hem de kendim için çok iyi bir turnuva geçer. Tabii ki orada bulunmak çok özel bir his. Benim de ilk şampiyonum olduğu için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Umarım güzel şeyler başarabiliriz. Evet, o herkesin beklediği değişiklik. Ve Arda Güler giriyor oyuna. Türk futbolunun 17 yaşındaki müthiş yeteneği. Arda Güler oyunda. Milli takım formasıyla da yürekten başarılar. Milli takım forması benim için çok güzel şeyler ifade ediyor. Çünkü ülken için oynuyorsun. Yani bundan daha güzel bir şey olamaz bence. Gururu ifade ediyor yani. Çok mutlu oluyorum bu formayı üstümde giydiğim için. Daha yeni giymeye başladım. Belki 5-6 maç oynadım ama inşallah yıllar boyunca milli takım formasını üstümde giymeye devam ederim. İlk formayı üstüme giydiğimde bir hayalimi daha gerçekleştirdiğimi hatırladım. Çünkü her genç için, her Türk genci için milli takımda oynamak inanılmaz bir hedef. Herkesin hedef koyduğu bir durum. Ben de bunu başardığım için çok mutluydum, çok heyecanlıydım. A milli takım dün Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti ve Almanya'daki şampiyonaya katılmayı garantiledi. Euro 2024'de Türkiye lider gidiyor. A milli futbol takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Türkiye, Portugal, Çekya. And it'll be Georgia.
beni en çok heyecanlandıran şey orada başarı elde etmemiz. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Çok iyi bir kadromuz, çok iyi bir jenerasyonumuz var. Bence herkesi de heyecanlandıracak şey bizim orada başarılar elde etmemiz. Euro 2012'de 7 yaşındaydım. Dünya Kupası 2014'ü hatırlıyorum. Almanya'nın kazandığı. Sonrasını zaten hatırlıyorum. Mbappe'nin yıldızlaştığı bir Dünya Kupası vardı. Onu da hatırlıyorum. İzleyici olarak en sevdiğim. Hatırlamıyorum ama özetlerden falan gördüğümüzde abi Euro 2008 inanılmaz geçmiş. İşte son dakikada atılan goller, geri dönüşlerimiz ki bu bizim genlerimize işlediğini düşünüyorum. Bu hırsın, emeğin, çalışmanın. O henüz 3 yaşındaydı. İlham belki de anlamsızca baktığı o televizyon ekranından zihin akışına ilerledi. Türkiye, Euro'lar tarihindeki en önemli başarısına koşuyordu. This is the time, this is the place that could change these players' lives forever. Ay yıldızlar, Çek Cumhuriyeti'ni tarihe geçecek muhteşem bir mücadele sonunda eledi ve adını Avrupa'da ilk 8'e yaptı. Emre karambol anı, cezalı Semih! Saniyelerde gol attık, penaltılara taşımayı başardık. Herkes çok sevindi. Belki hiçbir zaman rakiplerimiz kadar güçlü kadrolarımız yoktu. Ancak bu formanın DNA'sında var olan hırsı sırtına geçiren her genç hissetti. Son ana kadar savaşmanın temsili bu forma 2002'de bronzu, 2008'de yarı finali getirdi. Omuzlarında bu mirasın sorumluluğu varken son vuruşu kullanmak nasıl bir histir acaba? Biraz heyecanlanabilir ama konsantre olması gerekir. Yani sadece gol atmaktan başka bir şey düşünmemesi gerekir. Ayağının titrememesi gerekir. Dakika 89 oldu Konya'da. Tamamen soğukkanlı bir şekilde vuruşa odaklanıp o vuruşu yapması gerekiyor bence. Ki Selçuk abi de inanılmaz bir şekilde. Selçuk geliyor, vuruyor ve gol! Selçuk geliyor, gol de geliyor. Bekle bizi Fransa! Arda kontrol, Arda baktı kaleye. Süper gol! Göz bebeğimiz! Topun girişini falan ben çok hatırlamıyorum. Sadece top inanılmaz bir noktaya gitti. Çok mutlu oldum. Milli takım formasıyla ilk golümü böyle bir şekilde attığım için inanılmaz mutluydum yani. O an kariyerimde attığım en güzel golü attığımı hissettim yani. O golü nasıl unutabiliriz ki? Milli kariyerine ihtişamlı bir başlangıç. Şimdi de Euro 2024 yolcusu ve ilk büyük turnuvasında bu ihtişamı sergileyeceği yeteneklerini yanında götürüyor. Bu forma Almanya'da 6. kez çıkacağı Euro sahnesinde bir kez daha koca bir ulusun bitmek bilmeyen azmini temsil edecek. Türk halkının desteği beni çok motive ediyor. Yaptığım bir şeye daha da bağlıyor. Onlar için de daha çok çalışmaya çalışıyorum. Baskı hissetmiyorum üzerimde ama aynı zamanda onları daha da çok gururlandırmak istiyorum. Biz orada Türk halkıyla beraber oynayacağımız için çok mutluyuz. Çünkü onların bize inanılmaz bir desteği var. Her maçta da çok fazla halkımızın geleceğini düşünüyorum. Çok sağ olsunlar vallahi. Allah razı olsun hepsinden. Beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Türk futbol severlere şampiyonlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bize inanmaya devam etsinler. İyi günlerimiz olabilir, kötü günlerimiz olabilir. Ama onların desteğiyle biz daha da güçlüyüz. Bunu bilmeleri lazım. Biz de onlar için her şeyimizi vereceğiz. Onları mutlu edebilmek için her şeyimizi verip çok iyi bir turnuva geçirmek istiyoruz.